Oh be, günler sonra evinde uyanıyorum lan. Hadi bakalım, dedikoduya kaldığımız yerden devam. Bakalım bugün kaç kişinin ocağını söndüreceğim. Yalnız ondan önce kahvaltıyı beleşe getirmem lazım. Haydi Hayri, bastır oğlum! Kolay gelsin abla, ne haber? İyidir Hayri, senden ne haber? Ne olsun be abla, canım sıkkın ya. Hayırdır Hayri, ne oldu? Ya ne olacak abla, yan tarafta bir çorba içim dedim, içinden kıl çıktı. Hayır, bir de inkar ediyor. Bu ne biçim esnaflıktır? Ayıp ya, çok kötüydü vallahi abla, bu ne ya? Doğrudur, bizde öyle şey olmaz Hayri. Ya biliyorum olmaz da, insan korkuyor işte ha, kendi paramızla rezil olduk, bu ne ya? Tamam Hayri, bu seferlik de bizden olsun. Bassat moralin düzelsin. Vallahi abla var ya, tam esnafsın ha, yemin ediyorum. Müşteriyi nasıl kapacağını iyi biliyorum. Keşke herkes senin gibi olsa. Yemin ediyorum hiç aç kalmazdım. Tamam, getiriyorum. Hayırdır oğlum, bu ne acele lan? Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum Hayri abi, zaten geç kaldım, bir çekil ya. Lan oğlum, zaten 3 kuruşluk asgari ücretle çalışıyorum, bir de acele mi ediyorsun? Ne yapayım peki? Bırak işi gitsin oğlum ya. Geçen senin patronu gördüm. Aramızda öyle konuşurken birden laf sana geldi. Nasıl geldi ben de anlamadım. İşte senden bahsetti. Çalışmıyor, kaytarıyor, işe yaramıyor falan diye. Öyle dedi. Abi ne diyorsun ya, sen en çok çalışan benim. Nasıl benim hakkımda öyle bir şey der? Der tabii oğlum, patron milleti işte. Kendini parçalasan da yaranamazsın. Doğru diyorsun lan, madem arkamdan öyle konuşuyor, gitmiyorum lan ben de işe. Gitme lan, boş ver anasını satayım. Bir süre işsiz kalıp aç kalacaksın ama en azından gururlu davranmış olursun. Haklısın abi, doğru söylüyorsun. Ben her zaman haklıyım oğlum, hadi görüşürüz. Enayiye bak ya, yolunu şaşırdı. İyi, bugün işler güzel gidecek, hadi bakalım. Ya kolay gelsin. Ne haber? İyidir Hayri. Senden ne haber? Yani ben iyiyim de biraz canım sıkıldı ya. Ne oldu lan? Hayırdır? Ya ne olacak? Buraya gelirken Hasan'ın dükkanına uğradım. Bağırıp çağırıyordu. Deli midir nedir ya bu? Sebep? Derdi neymiş? Sana kızmış. İşte malzeme veriyoruz, paramızı vermiyor. Aksatıyor. Adam değil falan diyordu. Abi öyle deme, ayıptır dedim ama... Ne dedin oğlum sen? Ben size doğru demem yapıyorum. Bassa şu şerefsene. Seni biliyorum usta. Keşke herkes senin gibi adam olsa. Seni savundum ama gözü dönmüş ya. Ben şimdi onu gösteririm. Lan! Burada getir lan bana. Elini korkak alıştırma usta. En fazla yatarım 15 yıl. Vur Allah vur. Kolay gelsin. Emlakçı güzeli. İşler nasıl? İşte idare ediyor. Doğrudur. Herkes öyle. Günü kurtaran şampiyon. Öyle vallahi. Geçen kiraladığın ev vardı ya. O adamı gördüm biraz önce. Sana şey dedi. Ne dedi? Benden duymuş olma ama senin hakkında biriyle konuşurken şerefsiz mi dedi, ne dedi? Öyle bir şey işte ha. Ne? Şerefsiz mi? Dur sakin ol ya. Belki yanlış anlamışımdır. Sinirlenme öyle hemen. Yok yok, doğrudur. Emlakçı bedelinde indirim yapmadım diye sinirlenmişti zaten bana. Deme ya. Demek ki ondan kızmış işte, gördün mü? Ben de ne sebep bulayım diye düşünüyorum. Ne dedin? Anlamadım. Yok bir şey ya. Öyle şeyleri konuşmak hiç hoş değil. Ne demek şerefsiz? Hiç düşünmüyor. Ya adam duyup da beni vurursa diye. Değil mi ama? Şerefsiz he? Ben şimdi gösteririm ona. Lime lime ettim seni. Ya ne gerek var ya, bir cahillik yapmış, kıyma ya, boş ver ya, elini kana bulama. Neyse, bu da tamam. Benim de işim bitti. Hadi bakalım. Neyse, gidin beleş yemek yiyebileceğim bir yer bulayım da sonra milletin ocağına incir ağacı dikmeye devam ederim. Hadi bakalım.